kaynakları doğru kullanmak lazım. Yani bence 2021'de bunu çok konuşacağız. Çünkü 2021 yılında hiç istemediğimiz, yani iktisat şeylerinde böyle baktığın zaman istenmeyen şeyleri söyleyeyim. Stagflasyon, hem küçülme hem enflasyon çok kötüdür. Başka bir şey istenmeyen bir şey, ikiz açık diyoruz biz buna. Hem cari açık hem bütçe açığı. Şimdi bizim son yıllarda, yani son 2-3 yıla kadar en büyük çıpamız, kalan çıpamız bütçe açığıydı. Düşük bir bütçe açığımız vardı. %1,5-2'lerde. Bizim gibi ülkeler göre en önemli şey kriterde, en düşüklerden biriydi. Çünkü diğer bizim işte bahsettin ya işte AK Parti'nin ilk iyi olduğu dönemlerde bizim birkaç tane çıpamız vardı. IMF çıpamız vardı. Beğenmediğimiz IMF ama IMF bir çıpa şey veriyordu. Çünkü hem finansman sağlıyordu hem de bir plan sağlıyordu bize. Şimdi en azından 3 yıllık 5 yıllık bir plan vardı. Avrupa Birliği çıpamız vardı. Avrupa Birliği'ne giriyorduk. 2005 yılında hatırla. Unutmuşum. Avrupa Birliği, ya şunu bir rakam vereceğim. Hep veriyorum o rakamı. Bizim 2005 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye 1 milyar dolardı ortalama. 2005 yılına kadar. 2008 yılında 25 milyar dolara çıktı.